Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Anayasamızın 73. maddesinde vergi kutsaldır. Herkes kazancı oranında vergi ödemekle yükümlüdür. Maliye Bakanlığımız da bu vergi yükümlülüğünü belirlerken adil davranmakla ve herkesin kazancı oranında vergi ödemesini düzenlemekle yükümlüdür. Ancak şimdi görüyoruz ki vergide ne denge kaldı ne adalet kaldı. 200'ün üzerinde şu an vergi çeşidimiz var. Şimdi ana kalemlerimize baktığımızda normalde gelir vergisi, kurumlar vergisi, özel iletişim vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi diye adlandırılır. Ama genel olarak uygulamaya baktığımızda her gün karşımıza yeni bir vergi çeşidi çıkmaktadır. Değerli milletvekilleri, maliyenin topladığı vergi gelirlerinin %70'i dolaylı vergilerden elde edilmekte. Yani ürününü üretip de maliyetine satamayan çiftçiden, ay sonuna kadar çalışıp kredi kartını bile karşılayamayan, aldığı maaşla ancak kredi kartı yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan işçi, memur ve emekliden kaynağında kesilerek elde edilir bu gelirler. Ve bunun yanında sabahın seherinden gecenin geç vaktine kadar ya Allah Bismillah diyerek iş yerini açıp acaba bir gelir elde edebilir miyim diye umutla bekleyen, ancak siftah yapmadan dükkan kapatan esnaf sanatkarlardan alınmaktadır bu vergiler. Tacirlerden alınmaktadır. Şimdi daha böyle olunca genel olarak baktığımızda maliyenin topladığı vergilerin %90'ına yakın fakir, fukara ve gurabeden alınıyor bu vergiler. İşçiden, memurdan, çalışan, emekliden alınıyor. Emeklimiz 7500 lirayla ev kirasını bile karşılayamazken sabah namazıyla ekmek büfelerine gidip saatlerce ucuz ekmek kuyruğunda beklerken işte o emeklinin verdiği, o ekmeğe bile verdiği ücretten alınan dolaylı vergilerle elde ediliyor bu %90'lık vergi. %10'u kimden alınıyor? %10'una baktığımızda her türlü ihaleyi alan, yol baraj yapan, efendime söyleyeyim, devletin bütün ihalelerini kendine alan beşli çetelerden, ihaleyi alan müteahhitlerden ve bunun yanında çalışan tacirlerden ancak %10'luk bir vergi dilimi tahsil edilebiliyor. Gerisinin tamamı dolaylı vergiler. Değerli arkadaşlar, şimdi önemli bir konu da kayıt dışından bahsetmek istiyorum. Şimdi bizler esnaf sanatkarlarımız, çalışan tacirlerimiz bütün emeklerini, sermayelerini, alın terlerini koyarak iş yeri açarlar. Ancak bütün vergi salımları bunların üzerine yapılırken bir taraftan da hiçbir vergi yükümlülüğü olmayan, hiçbir devlete yükümlülüğü bulunmayan da insanlar var. Bunlardan bir tanesi Suriyeli sığınmacılar. Ülkemize kuralsızca geldiler. Kimse bunlara dokunamadı. Valiliklerde toplantı yapıldı ama yukarıdan talimat var, ellemeyeceğiz. Vergi yok, çalışma ruhsatı yok, sigorta yok, çöp vergisi yok, emlak vergisi yok, herhangi bir şey yok. Sadece bir yeri kiralayarak yıllarca bizim esnaf sanatkarımızın, tacirlerimizin ekmeğine ortak oldular. Bugün bile hala bu kayıt dışı esnaflar çalışmakta. Hala bunların büyük bir bölümünün ne vergi yükümlülüğü var, ne herhangi bir yükümlülükleri ve benzeri yükümlülükleri var. Ama denetim yapılırken kime yapılır biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Kümesteki kazlar misali, bizim kayıtlı... Sayın Dinçer, lütfen
sözlerinizi tamamlayın. Bizim mükelleflerimize denetim yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduğu 2005 yılından sonra öyle bir vergi yükümlülüğü salındı ki ülkeye, bizim esnaftan, tacirden, serbest meslek mensubu erbaplardan pazarlık usulü vergi alındı. Gerekçe neydi biliyor musun? İnceleme tehdidi. Bu yapıldı. Bu da yetmedi. Yerli mükelleflere güvenilmedi. Kasaların başına oturuldu. Aylarca sözüm ona hasılat tespiti yapıldı. Bunu zaten defterdarlık yapıyordu. Mükellefler de beyanını veriyordu. Bu uygulama niye? Bu insanlara bu zulüm niye? Eğer bir kaynak arıyorsanız bugün milyon dolar kaçakçılık yapan kaçakçılara gidin. Kara para aklayan kara para aklayıcılarına gidin. Bu memleketin bütün mal varlığını satan ve alan yabancılara gidin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.